Merhaba arkadaşlar, iRobotik kanalına hoş geldiniz. Bu videoda kit olarak satılan DSO-138 osiloskop yapılışını ve yapım aşamasına dikkat etmeniz gereken hususları anlatacağım. Elektronik ile uğraşanların atölyesinde olması gereken ölçüm araçlarından bir tanesi de osiloskoplardır. Bunlar pahalı cihazlardır. Bunun yerine kendinizin toplayabileceğiniz DSO-138 gibi kitler de mevcuttur. Bu tarz hassas lehim gerektiren kitleri yaparken kaliteli lehime ve havyeye ihtiyacınız olacağını hatırlatarak kutu açılımını yapalım. Kutunun içerisinden 2.4 inç renkli ekran, elektronik bileşenler ve mikro işlemcileri önceden lehimlenmiş bir kart, İngilizce kullanım talimatı, şemaları ve bir adet prop çıkmaktadır. Elektronik bileşenleri poşetten çıkarıp tasarlamak işinizi kolaylaştıracaktır. Burada kafanızı karıştıracak tek bileşen dirence benzeyen bobinlerdir. Bunların ayrımını yaptıktan sonra malzemede dirençleri ölçmek suretiyle devreye yerleştiriyoruz. Tüm bileşenler yerleştirildikten sonra plakayı ters çevirip kaliteli lehim ve havya ile lehimliyoruz. Lehim işlemini dikkatlice lehimi taşırmadan plakanın arka kısmından yapıyoruz. Montaj işleminin ardından test sinyali için bir teli şekilde gösterildiği şekilde lehimliyoruz. Ve jumper 3'ü lehim ile birleştiriyoruz. Devreye 9 volt pil bağlayıp çalıştırıyoruz ve alt sağdaki LED'in yanıp söndüğünü görüyoruz. Ölçü aletimizi 20 volt DC'ye getirip eksi prop ucunu sol alt köşedeki D etiketli yere, artı prop ucumuzu TP22 etiketli noktaya değdirerek ölçüyoruz. Ölçüm neticesi 3.3 volta yakın bir değerde ise her şey doğru yapılmıştır. 3.3 volta yakın bir değer göremezseniz tüm devre elemanlarını tek tek kontrol edin. 3.3 volt değerini görmeniz halinde jumper 4 etiketli jumper'ı lehimleyin ve ekranı takın. 4 numaralı jumper'ı bu şekilde lehimlemeden ekranı takmanız halinde cihazınız çalışmayacaktır. Denemek için 9 volt pil taktığımız osiloskopun kırmızı probunu elimizde tuttuğunuzda ekrandaki dalgalanmaları göreceksiniz. Kanalımı izlediğiniz ve ilginiz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz birkaç saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanızdan ve kanalıma abone olmanızdan mutluluk duyarım.